Herkese merhaba, ben Şenol. Planet Zoo'nun ilk bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle oyun Jurassic World Evolution'un yapımcıları tarafından yapıldı. Fiyatı normali 180, Deluxe Edition bendeki 220 TL. Allah'tan ücretsiz yolladılar, Allah razı olsun. Bu sefer ucuza kapattık. Şimdi franchise açmayı düşünüyorum. Kariyeri baktım biraz, birkaç bölüm atladım da hani kariyer çok kapsamlı değil. Nasıl kapsamlı? Belli bir hikaye üzerinden gidiyorsun. Birçok şeyi sana yaptırmıyor, çok özgür değilsin. Franchise bir tık daha özgür. Aslında en özgürü Sandbox da. Ya onda hiç para da yok, limit de yok, kafana göre takılıyorsun. Franchise'in olayı online. Diğer online olan insanlarla hayvan alışverişi vesaire yapabiliyorsun yani. İlginç yapmışlar bunu ama bunda da işte bazı geliştirmeler yapmadan birçok şey yapamıyorsun. Bir tane franchise açtım. Twitch diye ki yanlış bilmiyorsam bunlar kendi aralarında şu puanı aynen bak burada yazıyor. 2881 puanım olmuş. Başlangıçta kaç veriyor ya? 1000 mi veriyor? 800, 700 öyle bir şey veriyor galiba. Şu puanı Twitch'teki save'im sayesinde yaptım. Diğer franchise'ımızda şu an açacağımız franchise'da da kullanabiliyoruz ki zaten yeni çiftlik açmak için direkt olarak o puandan istiyor. Bunu Tropic Afrika yaptık da bunu Temperature yapalım ya. Ya genel olarak yine zaten hayvanlara bölgeleri yaptıktan sonra ona göre içini şekillendireceğiz, ısısını ayarlayacağız vesaire. Onun için çok da önemli olmayabilir ama genel olarak hangi hayvanları kullanıyorsan onu seçmek mantıklı olabilir. Daha bir ton hayvan var, hiçbirini ezberlemediğim için çok bir önemi yok. Buna da YouTube yazalım, çok düşündük tabi. Hadi bismillah diyelim başlayalım. Tamamen olay tahmin edeceğiniz üzere hayvanat bahçesi inşa etmek üzerine. Ama Jurassic World Evolution'a göre aşırı ayrıntı var. Her şeyini sen yapabiliyorsun. İstersen hazır birçok şey de var. Atölyesinde birçok şey var. Baya. Önce durduralım. Mekanı bir göstereyim abi. Avrupa açtık. Normal tropik olunca böyle. Afrika'da da 3 aşağı 5 yukarı buna benzer bir görsel var. Tabii fark ediyor çevresi canım. Alanımızın baya geniş. Bu kadar yüksekten baktığımıza bakınca yani ufak gözüküyor da alakası yok. Baya geniş. İnsanlar buradan geliyor. Normal Jurassic World'dan hatırlatacağınız üzere. Şimdi ilk başta yolumuza başlayalım. Yani kafamda öyle aman aman bir plan yok ki zaten franchise bir nevi online olduğu için hani öyle kafana göre bir ton şey yapayım falan diye bir durum yok. İlk başta genellikle bir veya iki tane alan yapıyorsun. Bir iki çeşit hayvanla başlıyorsun. Belli bir miktar ilerledikten sonra hayvanları çoğaltman gerekiyor. Onun için ona biraz dikkat etmemiz lazım. Genişlik en fazla 10 metre oluyor. Ulan burası 10 metreden geniş mi lan? Maşallah. Maşallah. Uzunluğunu da şöyle bir 4 yapalım. Ha yok 10 metreden geniş değil. 8. Ben de onu dedim ya işte. 8 metre galiba. Yok 7. 8 bir tık geniş mi oluyor? Aynen. Allah Allah. Tam 7 metre mi lan orası? İlginç. İlginç bir rakam oldu ama. Hadi 7 olsun. Öyle koymuşlar. Biz de öyle yapalım. İlk başta şöyle bir tane yol standart. Ortaya bırakalım. Ona göre oradan devam edeceğiz. Ya başlangıçta etrafa da sağa sola da birer tane yol koymak bana mantıklı geldi. İlk oynadığımda koymamıştım da. Şuradan şöyle yapabiliriz. Ağaçların direkt üstüne yapıyor. Ağaçları hop. Lan dur. Şuradan şöyle de bir yol gelsin. Güzel bir dizayn yapmamız lazım. Çünkü hayvanların mekanlarını yapıyorsun. Her hayvanın belli bir boyut isteği falan vesaire oluyor. Ondan sonra işte hayvanlara bakım için belli binalar var. O binalara da izleyiciler tarafından görülmemesi gerekiyor. Bayağı ince detay. Ve bununla birlikte sen bir de dekor yapma peşine düşüyorsun. Tabii olay iyice karışıyor. Görsel olarak güzel gözüksün diye. Görselin bile bir önemi var. Anladığım kadarıyla şu anda daha tam aktif edilmemiş o. Çünkü hani gözükmemesi gereken binaların çevresinde sen görsel yapmana rağmen hala o etkisini sağlıyor, devam ettiriyor. Birazdan göstereceğim zaten binaları. Ama belki etkisi azalıyordur. Daha test etmedim. Ben de toplasam 10 küsur saat mi ne anca oynadım. 100 saat oynasan bile yeni bir şey öğrenirsin bu oyunda. Felaket içerik var. Felaket. Yani her şeyi sen yapabiliyorsun. Neyse ilk etapta ne kadar bir alan gerekecek onu bilmiyoruz. Gel gör ki şu an hayvanlara da bakamıyoruz. Çünkü hayvan alışverişi için bina gerekiyor. İlk başta onu koyman gerekiyor. Genel olarak oyun zaten solda gösteriyordu normalde de. Dur bakayım şöyle biraz hareket devam ettikten sonra mı gösterecek? Normalde uyarıyor şunu yap bunu yap vesaire gibicesinden. Hala bu uyarı gelmedi. Zaman geçiyor. Belki gün geçince verir. Boyut olarak ne kadarlık bir alan. Sonradan değiştirebiliriz. Yani bunlar illa böyle kalacak diye bir şart yok.
kare olarak tam hesap edemiyorsun ya. Hani hesap edebiliyorsun da şöyle hesap edebiliyorsun. Length 4. Uzunluk 4 metre değil mi? Şöyle sağ tuşta sil abi şunları. Kaç metre gittiğimize bir bakalım. Sil şunu da. Sil şunu da. Sil şunu da. Şöyle işaretledik. 1. 2 gittik diyelim. Tamam mı? Angle'ını kapat. Yolu yapması bile bir eziyet. Aman yarabbi ya. Bir ton ayrıntı var. Pet supported yok. Onu kapat. Direkt kare olarak çıkamıyor muyuz buradan ya? Fark etmez. Şunu açayım da tam düz olsun. Şuradan doğru. Bak burayı tutmamakta inat ediyor. Tamam git bir tane daha git abi. Şuradan doğru yapabilirim. Burayı böyle bıraktık diyelim. Bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Belli oluyor gibi biraz ya. Biraz göz kararı gibi oldu ama fark ettiyseniz tam kare. Şunu silelim şuradan. Ops. Fazla sildim. Tüh. Bak ikisi de düz yap. Allah'ım ya. Biraz eziyet. Aha. Tamam bu sefer tuttu ama oval oluyor. Tamam böyle iyidir. İyi. İlk hayvan barınağımızı buraya yapacağız. Bayağı temel şeyler yapacağım. İlk başta öyle çok aman aman uçmayacağım. Çünkü fazla bir şey yapamıyoruz. Şurayı ama şeye çevirmem gerekiyor değil mi? Yok aslında. 1, 2, 3, 4. Ortada bir bölge yapmaya çalışıyorum. İnsanların görmeyeceği bir bölge. Onun için de facility'den Small Enemy Exhibit Staff binaları koyacağım. Onu da şu şekilde yapalım. Şimdi elemanların gideceği yolları ayrıyetten koyabiliyorsun. Şu yollar ekstra elemanlar için. Ama ilk başta binayı bir halletmem gerekiyor. Ondan sonra oraya kaydırırız. Ne şekilde koyalım bunları? Kapısı burada. İlk etapta Animal Trading Center lazım zaten. Bununla hayvanlara bakacağız abi. Koydun, hayvanlara bakabiliyorsun artık. Bu binaların yanında artı number işareti olanlar grid olarak geçiyor. Birbirlerinin üzerine tam böyle plan hazırlayabilesin diye bu şekilde ayarlamışlar. İlginç bir yapı cinsi. İlk başta alışmak biraz zor oluyor ama zamanla alışıyorsun. Şimdi şu binadan koyacağız. Keep Hut. Bu hayvanları bakım için kullanılan hayvanlara yemeği burada hazırlıyorlar abi. Şöyle koyduk diyelim bunu. Üçüncü olarak Research. Staff Room illaki lazım. İnsanlar burada dinleniyorlar. Ya şu arkadaki camının çok önemi var mı acaba? Emin değilim ama. Tamam şu şekilde koyduk diyelim. Bunu bu arada buradan kaldıracağım. Hani yol yapıp ona göre yerleştireceğim. Research Center'ın da acelesi yoktu ama. Koyduk diyelim. Tam ne şekilde koysam cuk oturur onu hesap ediyorum da. Workshop. Koyduk diyelim. Karantin. Veteriner. Ya karantin. Hayvanı karantine almak istediğin zaman herhalde yarayacak bir şey. Başta şart olmayabilir. Emin değilim tam olarak işleyişi nasıl. Ama çok da geniş alana yayılmasını istemiyorum binanın. Yani şimdiden hazır ayarlıyorken bence onu da ayarlayalım. Tamam diyelim. Hepsini tut. CTRL ile rahatlıkla alayını tutuyorsun. M'ye bastığın zaman da hareket ettirebiliyorsun. İstediğin gibi çevirebiliyorsun. Şimdi belli bir halkaları var. Onu bir göstereyim ilk başta. İnsanlara etkisi hangisiydi? Habitat değil. Temperature değil. Water değil. Power değil. Building dediğin zaman mı? Yo. Ha şu an çalışmıyor mu? Negatif etki. Ha bu. Pardon özür diliyorum. Ben de dediğim gibi yeni öğrendim. Negatif etki. Bu çevrede insan olmayacak. Aslında fazla şey de değil be. Hani mesafesi. Neredeyse şu anda yola etkisi yok. Tamam şöyle bir yap. Şöyle dur şundan bir çık. Çık abi. Tamamdır her şeyi koyduk mu koyduk. Şuraya. Dediğim gibi ben de daha şu anda kafamdan uyduruyorum nasıl yapacağımı. Şu şekilde sadece işçilerin gelebileceği bir yol yapalım. 2 metre belli ki yetiyor. Şuradan da
işlerin gelebileceği bir yer yaparsam. Tamamdır herhalde ya. Bunun tamamını tutma da olması lazım bildiğim kadarıyla. Şuradan şu şekilde miydi? Aynen. Hareket ettir. He, arkaya da bir tane yol gerekiyor. Ama tam boyutunu bilmediğim için işte kesin karar veremiyorum ne şekilde yapacağım. Şöyle yapalım. Cuk. Veyahut da biraz daha köşeye mi işittirsek? Öyle yapalım ya. Şunları bir tutayım. Bu şekilde daha kolayıma gidiyor benim. Böyle iyi gibi ya. Tamamdır. Aziz Allah. Yine ezana mı denk geldik ya? Sürekli olarak ezana denk geliyorum. Şu şekilde şuradan bir tane yol yapsam olur mu? Kurtarmadı. Onu biraz daha yana kaydırma şansım var mı acaba? Emin değilim. CTRL'in normalde yaraması lazım. Heh. Şuradan. Burada oluyor. Ya milim kaydıramıyor muyuz yani şimdi? Bu bunu tutmuyor. Bunu tutuyor musun? Biraz tutmada olay sıkıntısı var ya belli. Yok olmuyor. Neyse sıkıntı değil abi. Allah'tan kurtarması var. Kurtarması. Bunda yok mu? Geçmiş olsun. Ben şunu bir halledeyim. Vallahi en uygun böyle yapabildim ya. Yani iki yol birden yapınca bu tarafa çok yaklaşıyor. Araları sonradan dekorla zaten düzeltebiliriz. Bunların bile etrafını düzenleyebiliyorsun. Nasıl olur derseniz. Şu şekilde seçtiğin zaman Select Group, Edit Group dediğin zaman tekrar burası açılıyor. İstediğin şekilde ayarlayabiliyorsun mesela. Ama şu an işte elimde fazla şey yok. Seçenek olmadığı için çok fazla bunlara girmek istemiyorum. Düz betonlar falan var. En fazla şu ahşaptan kullanabilirsin mesela. Şu şekilde. Hop, yakın değil mi? Tamamdır. Şuraları mesela ufaktan bir dekoru yapabiliriz. Şurada cam var. Gerisi duvar. Aha, kapısı burada bunun. Çok döndürdüm. Düzgün oldu değil mi? Yani. Şuraya bir tane daha kapı. Duvar. Ya yapılabilecekleri sadece gösteriyorum şu anda. İlk bölümden zaten böyle aman aman dekora girersek 5 saat çıkamayız işin içinden. İlk bölümden aşırı uzun yapıp sürekli base yapma olayına girip de size baymak istemiyorum. Ama genel olarak yapılabilecekleri... Hadi canım. Hayır. Lanet olsun. Yanlış oldu. Neyse. Şunu sil baba. Sıkıntı değil. Birbirinden ayırdım. Şuradan gel. Şunu şuraya koyacağım. Biraz üst üste geliyormuş gibi oluyor ama hiç problem değil. Şunu da şöyle koy. Şunu da şöyle koy. İstersen üstünü de tavanla kapatabilirsin veyahut da yuvarlakla. Bunu bununla yapmayacağız tabii ki. Şurayı seçtim ya. Tamam gel bakalım. Bayağı iç içe mi giriyor? Buraya bir tane kapı koymadık. Bir tık daha üste koyarsam o amblemler de kayboluyor. Kaybolmasın. Bayağı edit yapıyorsun gibi ya. Genel olarak kapattık mı kapattık abi. Soran olursa dediğim gibi ekstra bir ton çatı şeyi falan var. Parçası falan var. Yuvarlak da yapabilirsin. Üçgen de yapabilirsin. Şuradan istediğin gibi. Şurayı seçtiğim zaman yok. Tuşlarını ben de daha yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. İstediğin gibi ince ayar. Üçgen. Az üçgen. Neler neler var. Her şey var abi. Neyse şimdi buraya bir tane hayvan yeri yapacağız. Asıl olayımız o. Uzuyor da uzuyor. Tahmin ediyordum zaten bu oyunda. Felaket uzayacak diye. Birçok duvar tipi var. Şu anlık bizim elimizde sadece bunlar var. Çünkü daha research'a başlamadık. Önce research'a başlaman gerekiyor. Belli bölümlere cam koyulabilir. Hayvanına göre tahta koyulabilir. Demir koyulabilir. Zaten hayvanın üstünde söylüyor. Şu ilki sadece alanı belirlemek için. Ekstra şeylerle kapatasın diye.
Onun dışındakilerin hepsi direkt bariyeri koyuyor. Bariyerlerin üstünde yazıyor zaten. Su geçirmez diyor. Tırmanılamaz diyor. Transparan diyor. Bir de Resistance Grade 2 diyor. Mesela ayılar falan yanlış bilmiyorsam 3 istiyor. Cam ona gitmiyor fazla. Anlatabiliyor muyum? Dayanıklılık. Su geçirir mesela bu. Tırmanılabilir. Opak dediği tabii gözükmüyor. Ha, semi transparent. Yalnız bu da Resistance Grade 2. Demir tel sözde bu da cam kadar dayanıklılığı var. Çok ilginç. Otun bir dayanıklılığı var. Ama dediğim gibi bir ton research var. Daha burası bayağı bir çoğalıyor ki bunları da kullanmak zorunda değilsin. Ama şimdilik olayı basit tutma açısından şuradan doğru başlayalım. Bak sözde angle snap var. Herhangi bir snap yaptığı yok. Böyle iyi gibi. Sonradan değiştirebiliyorsun bunu, sıkıntı değil. Length uzunluğu 4 5 yapsam kurtarıyor. Geri kalanı 8 devam edelim. Aa, cuk oturdu. İyiymiş. Çok fazla yakınına yaklaştırınca da kapı koyamıyorsun tabii bu sefer de. Gayet temel, basit. Bir tane de kapı, ki kapısını şu binalara en yakın yere koymak en mantıklısı. Şöyle koyalım. Çünkü alacağımız çalışanlar abi bura arasında git gel yapacak. Şimdi basit bir kapalı alanımız var. Dekordan sonra bazı yerlerini cam yapacağım. Hatta duvarları yıkıp alakasız şeylerle bile kapatabilirim. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar şey var. Ama sonuç olarak şöyle bir devam et bakayım. Hayvan yerimiz var. Metre şu anda ilk başta ne diyor? Temizliği, bariyerin statüsü. Zamanla çürüyor. Tabii kalitesiyle alakalı. İkinci olarak metrekaresi var. 2300 metrekare, su hiç yok. Mümkünse ilk başta suya girmeyeceğim çünkü suyu temizlemek için de bir makine var. Belli bir alandakini temizliyor. Ekstra masraf. Ki elektrik gibi bir sıkıntı da var. İlk başta baktığınız zaman elektrik sadece ve sadece şu alanda var. Ha, bunlar elektrik gerekiyor muydu? Ups. Ups. Vallahi billahi ups yani. No power. Ben biraz daha bunları yana kaydırayım. Oraya kadar ulaşır dedim ya. Ulaşmıyor. Alakası yok. Şuna ulaşıyor. O zaman bunu iyice bu tarafa kaydırsam belki kurtarır. Veyahut da olmadı, şimdilik buraya koyarım. Biraz uzakta. Sonradan elektriğimizi açtığım zaman tekrar buraya kaydırabilirsin. Neyse. Şimdi ilk başta ben onu halledeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, oyun devam ettiği için artık neler lazım neler lazım diye gösteriyor. Elektrik olmadığı için şu anda bunları yokmuş gibi sayıyor. Onu halletmem lazım hızlıca. Evet, şimdilik böyle halledeceğiz. Şu kapının yerini de aslında değiştirsek mi ya? Şu arkadaşı sil bakayım şuradan. Silemiyor muyum? Her türlü taşıma mı gerekiyor? Şimdi bir kere şey yaptım. Kapı olunca teknik olarak şey oluyor. Hayvan alanı diyelim. Aha. Tamam. Buradan girsin. Problem yok. Tamam, buradan hızlıca hallederler. Herhangi bir etkisi de yok herhalde. Tamam, yol burada. Problem yok. Rahatlıkla işçiler işini yapabilir. Şimdi hayvan bakalım abi. Asıl olayımız. Allah. 2781 puanım var. Animal Trading'e giriyoruz. Hayvanlar sürekli olarak değişiyor. Kaç dakika burada duracağı yazıyor. Kaç dakikadır burada duracağım yazıyor. Kaç dakika? Kaç dakikalığına koyulduğu yazıyor muhtemelen. Geri gidiyor bildiğim kadarıyla bundan. Çünkü ben de bir saat dikmine koymuştum. O zaman bitmeden kaptın kaptın. Öncelik olarak abi şu etkisine bakacağız. Etki puanına göre mümkün olan en sağlamını diyorum. Alabileceğimiz en sağlamını. Kapalım. Goriller mi en sağlam? Onların işi uzun be. Ya böyle kaplan köpek falan yok mu ya? Onların işi zor ya. Şuradan bakabiliriz abi. Zoopedia'sı var. 10 numara yapmışlar. Hayvanı genel olarak tanıtıyor. Hayvana neler lazım vesairesinde. Mesela tropik ortam istiyor Afrika bölgesinde. Ama sen bunları sağlayabiliyorsun burada. Afrika'da yetişen bitkileri, ağaçları falan koyuyorsun. Onun keyfi yerinde. Tropik de dediğim gibi toprağı şekillendiriyorsun. Kum koyabiliyorsun. Çim, kısa çim, uzun çim, kaya vesaire. Her şeyi sen ayarlıyorsun. Tamamen orayı abi tropik Afrika'ya çevirebiliyorsun. Alan olarak 780 metrekare. Kara istiyor. Su istemiyor. 40 metrede
tırmanılacak şey istiyor. bunu da bazı şeylerle yerine getirebiliyorsun, tahtalar vesaireler. 40 metre yükseklik, 8 ila 40 metre, 40 santigrat arası da derece istiyor. Buranın muhtemelen derecesi kurtarır durumu. 3 metreye de tırmanmaya dayanıklı bir şey istiyor ki şu an bizim şeyimiz 2 metre değil mi? Onu yapmaya çalışsak bile tamamını işaretleyip yükseltmemiz lazım 3 metreye. 3, 3,5 fark etmiyor ya. Hani maksat tırmanamasın yeter. Bu arada bu duvar tırmanmaya dayanıklı. Nerede yazıyordu o? Tekrardan gösterelim. Bariyer, duvar. Şuna geldiğiniz zaman not climbable, tırmanılamaz. Mesela şu olsa sen istediğin kadar yap, tırmanıyorsun. 40 metreye kadar tırmanmalık alan isteyen bir maymunu sen nasıl durduracaksın? Hesabını yap yani. biraz bir bakayım hani maymun, maymun da denmez. Goril. Goril dışında bir şey yok gibi de goriller de bayağı para yani. Baktığın zaman 2700 toplamda param var. Şöyle yapalım da. Cash'le değil şununla maksimum 1000 olsun abi. 1300 olsun hadi bakalım. Sonuçta iki tane alacağız. Bir dişi bir erkek, onların yavrulaması gerek. Aha. Bu daha iyi olur aslında be. Ne diyorsunuz? Aslan, kaplan. Şimdi nelere dikkat etmen gerekiyor? Öncelikle hayvana tıkladığı zaman fertilizeken bunu neredeyse adam etmişler. %17 çiftleşebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İkinci olarak yetişkin olması lazım ki çiftleşebilsin. Artı yaşı da kaç? 3 şu anda bunun. Kaça kadar yaşıyordu bunlar? Dişisi de erkeği de 14'e kadar yaşayabiliyor. Tamam güzel. Bütün ayrıntılarıyla yazıyor. Mesela diyor ki oha, group size bir erkek 29 dişi olabilirmiş. 30 kişiye kadar tutabiliyor mekanı. Kaç metrekare yer istiyorsun? 700 metrekare. Bu arada bizim mekanımız kaç metrekare abi? Şöyle bir bakalım da. 2000 küsürdü değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 2300 metrekare. Fazlasıyla hepsine yeter abi. Yani çok bile büyük. Bu normalde ufak ufak halletmek lazım da dediğim gibi başlangıç yapıştır baba. Bakalım şimdi ondan mı gireceğiz yani olaya? 15'e kadar yaşayabiliyor. 10 yaşına kadar kurtarıyor. Ben 12 yaşında alıp da çiftleştirdim biliyorum. Ama bize çiftleşebilen bir şey lazım. Bak mesela erkek olarak bunun maşallahı var. Immunity gene hasta olma ihtimali yüksek ama kurtarır gibi. 4.4 yaşında aklımızda bulunsun. Puanı da 9000. Fena değil. Yalnız bunların hepsi erkek. Dişi bulmazsam hiçbir mantığı yok bunun. %17. Geç. %0. %0. Yandık. Bunlara giremeyeceğiz galiba biz. Çünkü dişi yok abi. Dişilerin hepsi bitik. Maalesef. Bu neye göre oluyor? Anne babadan aldıkları genle birlikte çocuk kısmet artık ne doğarsa. O var yani onu. %0 yapabiliyorsun. İstersen bunu direkt kapatabiliyorsun. %0 olanlar muhtemelen odur. Tahmin ediyorum en azından ama oh, bu iş yalan ya. Aslana giremeyeceğiz galiba. Dişi. Hep aynı 3 dişi değil mi? Aynen. Ve ikinci bir sayfa yok abi. Toplam bu kadar. Yalnız niye bu kadar? Puan, bu puana kadar alınabilecek tek şey bu olamaz ya. Yani imkansız sayfa niye yok onu anlamadım ben. Çita var. Bengal kaplanı var. Ben bununla başlamıştım Twitch'te. Erkek. İş yalan ya. 0. %17'ye güvenip de iş yapılmaz abi. 0. 17. 0. Red Ruffer Lemur var abi. Allah bildiği gibi yapsın onu. Bengal kaplanında, Siberian kaplanında var dişi. %33 çiftleşme. Lion. %83. West Africa Lion. 3.2 yaşında aldım gitti lan. West Africa Lion erkek lazım bize. Sağlamından şöyle bir tane. 3 yaşında hasta olma ihtimali var da aldım gitti abi. Aslanla başlayalım. Tamamdır. Şimdi aslanlara ne lazım? Onu ilk başta dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi metrekaresi tamam. Tırmanma yeri istemiyor. Derecesi de muhtemelen tutar. Bakarız şimdi tekrardan. Ama grassland ve Afrika alanından şeyler istiyor. Onu da nasıl hallediyorsun abi? Hop geliyorsun buraya. Biome. Grassland'i seçiyorsun. Kontinent olarak da Afrika'yı seçiyorsun. O bölgede
o ılıman bölgede diyelim, o kıtada, onun o bölgesinde bunlar yetişiyor abi. Şimdi hepsi illaki bu hayvana yarıyor, bu hayvanın hoşuna gidiyor diye bir şey de yok. Hayvanı koyduktan sonra bu otu beğenmedim diye kendi zaten bildiriyor, göstereceğim şimdi. Ama ilk etapta bunlarla durumu kurtarabiliyorsun. Onun dışında West African Lion yok Habitat'ta, direkt Species'den Habitat bölümünde içerikte kullanılacak şeyler. Direkt hayvanı seçip hayvana özel olan şeyleri görebilirsin. Genel olarak soğutmak için, ısıtmak için standart, yatmak için ot, yemek için işte büyük var, küçük yemek kabı var. Bunu hayvanları doyurmak için zaten keeper'lar dolduracak. İşçi alacağım şimdi. Onun dışında bir de yatmaları için yer. Çok standarta da vurabiliriz ama çok da standart olmasın ya. Bunun kayası var mı? Afrika'da da hiç kaya yok mu ya? Grassland olunca kaya olmuyor herhalde. Şimdi kayadan bir tane yer yapmak istiyorum içlerinde yaşasınlar diye ama. Grassland'ı kapat. Şaka yapıyorsun. Ya Allah abi, bunlar desert işte, Afrika. Afrika diye geçmiyor mu herhalde? Tayga. Tropik. Tundra. Özellikle hangisini beğeniyorlar en ufak fikrim yok. Şu an onun için hiç bulaşmayacağım. Yok, o değil. Biome, Grassland. Afrika Grassland az önce resette. He, burada gözükmüyor. Afrika Grassland. Tamamdır. Hayvanları bir içeri şuraya bir atalım. Yemeğini koyduktan sonra, ondan sonra ihtiyaçlarına göre bir şeyleri karşılayalım. Nereye koyacağız ama? Şunu bir editleyelim abi. Şuradan insanlar izlesin. Şuraları cam yapalım. Boşu boşuna 3 metre yaptık bu arada. Gerek yoktu. Ama belki sonrasında lazım olur. 3, 4, 5, 6 tane yer var. Orta yerlerini cam yapabiliriz. Şu ağaçları bir alabilir miyim şuradan abi? Bunu aslında nerenin bu? Asya North. Şöyle koy. Şimdilik böyle dursun. Bu neymiş lan? Ya para da değil aslında onlar da, ne olur ne olmaz. Tamam, insanlar buradan izleyecek. Şimdi Habitat bölümünden Large koyalım. Şuraya bir tane koy. Şuraya bir tane koy. Suyu kapta da verebiliyordum da kabı yok mu ya bunun? Otomatik su olsun. Şöyle bir tane koyarız. Şöyle bir tane koyarız. Çok aman aman simetri yapmaya çalışmanın bir mantığı yok. Çok saçma olur. Basic shelter 8-8 böyle kurtarır gibi ya. Şurada rahat rahat yatabilsinler abi. Bunlara yeter mi? Hiçbir fikrim yok. Evet abi, yerleştir. Bir şey üstüne koymaya çalıştığın zaman soruyor. Bunu grup halinde tutalım mı diye. Şimdi bunlar tek parça halinde hareket ettirilebiliyor. Muhabbet o. Yatma yeri tamam, yemek tamam, su tamam. Buraya koyduktan sonra zaten hayvanlar ne oluyor ne bitiyor göreceğiz. Zoo. Hayvanlarımız. Burada gözükmüyor muydu lan? Burada gözüküyor. Animal storage. Evet, bayağı bir hayvanım var benim. Diğer taraftan kalma. Ama haliyle burada aldıklarımızı burada kullanacağım. Play baba. Ha, bir dakika. Nereye play? Elemanları almadık. Benim hatam. Özür diliyorum. İlk bölüm biraz karışık olacak. Zoo. Staff. Elemanlar. Her bir alan için bir tane caretaker gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı söylenilen o en azından. Keeper. Pardon, bir tane keeper iki alana, ya duruma göre yetmediği zaman zaten çok işim oldu yetişemiyorum falan diyor. Mekanik tamir etmek için, artı research'ler için gerekiyor. Security başta gerek yok. Vendor daha koymadık. Vendorlar yorulduğu zaman yer değiştirsin diye şu an gerek yok. Veteriner de koyduğumuz zaman şu an işimizi görmesi lazım. Hoppa. Elemanlarımız. Koşturun bakayım. İlk etapta nereye giriyorsun? Hayvanları götürmek için Trade Center'a girdi. Ha, hem keeper hem şey, ikisi de hayvan taşıyor. Şimdi bak, ben de mesela yeni yeni öğreniyorum bunları.
İkisinin de hayvan taşıdığını bilmiyordum. İnşallah müzik sıkıntı olmaz bu arada. Tam da kapamadım ama oldukça kısa olması lazım. İlk aslanımız, ikinci aslanımız. Birden fazla dişi alabiliriz. Ama puanımız kalmadı. Göreceğiniz üzere. Ama burayı 10 numara bir aslan mekanı yapabiliriz. Şimdi durduruyorum abi. Aslanımız. Çok da şekil. Çift tıkladığın zaman bayağı yakın mesafeden inceleyebiliyorsun. Neler gerekiyor? Her şey yazıyor abi burada. Yalnız puanı da iyiymiş lan bunun. 5 yıldız rating. Dikkat etmemiştim ya. Mekan olarak terrain sıkıntısı var. Şimdi alan olarak tamam ama alanın şekli açısından sıkıntısı ne abi? Doğru düzgün kaya yok diyor. Çok fazla uzun ot var diyor. Uzun otu sevmiyor belli ki. Biraz kaya koyacağız. Ondan sonrasını muhtemelen short. Hatta şöyle bir miktar short koyalım da. Şeyden bir kurtarmış olalım. Uzun otlardan bir kurtarmış olalım durumu. Hiç sevmiyor belli ki. Çok fazla short oldu farkındayım ama şimdi de kaya yapacağız. Kayayı ne şekilde yapabilirim? Şunun altına koysam. Biraz daha. Biraz daha. Yetmedi mi? Heh, bu kadar yeterli. Tamamdır. Şu an gördüğünüz gibi her şey tamam. Zaten başka bir şey istemiyor. Ne su istiyor, ne tırmanma alanı istiyor. Mekanın görsel ilk etapta tamamı yeterli. Oha, coverage neredeyse hiçbir şey istemiyor. Buraya fazla bir şey koyamayız istesek de. Coverage neydi? Natural'daki otlardan bahsediyorum. Çok fazla koyduğun zaman, limiti aştığın zaman geçmiş olsun. Afrika ve grassland istiyor. Ayarlı bir şekilde. Şimdi ağacı koyduğun zaman zaten bu arkadaş sevip sevmediğini söylüyor. Mesela bunda sıkıntı yok. Şöyle bir iki tane ağaç koyalım. Oha, bunu koyarsak yalan oluruz muhtemelen. Çok fazla şey olur. Şöyle bir tane koyabilirim. Şöyle bir tane koyabilirim. Dediğim gibi çok fazla koyamam. Yalan olur. Maksat görseli biraz olsun güzel tutmak. Hayvanın şu ana kadar bir sıkıntısı var mı? Yok. Şunda sıkıntı yapacak mısın merak ettim. Yok. Tamam, böyle gayet çakma bir alan. Alanım çok büyük. Onun için görseli biraz koymama rağmen neredeyse pek bir halta benzemedi. Yani burayı çok çok daha ufak yapabilirsin. Yarısı kadar yapabilirsin muhtemelen. Bu aslanlardan bu ara ilk defa bakıyorum. Onu da peşin peşi söyleyeyim. Şimdi devam edebiliriz. Enrichment. Şu anda buna hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü bunu research ile halledeceğiz. Research için de vet research. Abi West Lion'ları araştırsın diye işe vereceğim. Yalnız araştırmayı yaparken nereye gidiyor? Şuraya gidiyor galiba değil mi? Research Centers. Aynen. Burada abi oturacak, araştırma yapacak bunlar hakkında. Google'layacak. Anladın? Bu ne yapar, ne eder, nasıl yaşar, ne olur, ne biter gibicesinden. Buldukça da şu aşağısı dolacak. Ki kaç parça şeyi var bakar mısın? Bunun hepsini doldurmak biraz zaman alır. Ama ilk etapta bir tanesini doldurduğumuz zaman bu hayvanlar hakkında bir bilgimiz olacak. O bilgiye dayanarak ben buraya bir şeyler yerleştireceğim. Efendim? De, bakar mısın? Uyarıya bak. Ticketların fiyatları biraz fazla düşük diyor. 8 tam olsun, 4 de öğrenci olsun. Olur mu? Çocuk yani, öğrenci diye yazmıyor da. Buradan her şeyi ayarlayıp her şeye bakabiliyorsun. Buraların ayrıntısına çok girmeyeceğim. Zaten çok uzuyor. Farkındayım. İlk etapta çok baymak istemiyorum. İlk müşterilerimiz geldi abi. Şimdi bunlardan parayı nasıl kazanacağız? Durun. Giriş biletinden zaten belli bir miktar para kazanıyorsun. Ama genellikle giriş miktarı, giriş biletleri ancak bakımına yetiyor. Pahalılaştırabilirim. Bu sefer şikayet ediyorlar. Sıkıntı oluyor. Uzun lafın kısası. Asıl parayı abi. Facility'de. Donation box var. Bayağı Twitch yayıncısı gibi bunlara donation atıyorsun baba. Şöyle koyabildiğin kadarını koyacaksın. Şu tarafa gelen var mı? Yalnız bu tarafa gelen de hiç olmamış. Ne iş? Buraya para atıyorlar. Donate. Attıkları zaman sen de oradan para kazanıyorsun. Artı insanların mutlu edebilmek için bunlara bilgi amaçlı ekranlar koyabiliyorsun. O değil. Şu. Şöyle çevir. Şuraya koyabilirim bir tane. Elektrik gerekiyor bunlara. Emin değilim, buraya kadar yetiyordu galiba ya. Tamamdır. Bu arkadaşın için aslanları göster diyorsun. Burada insanlara bilgi veriyor aslanlar hakkında ki bilgi baya baya önemli.
şu yıldızları tamamlamak için 5 tanesinden bir tanesi diyebilirim. Lazım, şart yani. Olmazsa olmazı gibi bir şey. Devam edelim. Bu tarafa ben bilgi yerlerini koyayım. Daha hani etrafa sağa sola dekor amaçlı. He, bu tarafa döndüm. Dekor amaçlı bir ton şey yapacağım. Ona göre koymak istiyorum. Ama şu anlık temel ihtiyaç babında koyalım. Buraya kadar elektrik geliyordu değil mi ya? Umarım. Evet. West Lion. Şimdi facility'den guest facility'lere bakalım. Belli başlı şeyler olmazsa olmaz diye bir şey yok. Tabii ki olur. Yaşarsın ama olursa gayet iyi olur. Zoo drink. Zoo shop food. Info ve merchandise. Yani yeme için ayrı dükkan, içme için ayrı dükkan, bilgi almak için ki hem bilgiyi arttırıyor hem marketing arttırıyor, bayağı bayağı önemli bir şey. Merchandise de kıyafet almak için. Sıradan şunları yapıştıralım abi. 4 tane olduğuna göre şöyle bir koyarız. Bunları birbirine ekleyebiliyorsun da. Information'ı şuraya koyalım. Ama göz kararı da rahatlıkla koyulabiliyor ya. Merchandise'ı da şuraya koyalım. Yan yana koymak ne kadar mantıklı? Dediğim gibi ilk etapta çok fazla dekora girmiyorum zaten. Dikkat ettiğiniz üzere. Ama birazdan göreceksiniz deli gibi kuyruk oluyor. Baya baya satış yapıyor. Oğlum selamünaleyküm. Bu ne kalabalık lan? Ne aslanmış? Ha bir de tuvalet gerek. şu yeterli olur herhalde. Şu an bayağı basic. Muhtemelen birçoğunu yıkacağız. Birbirlerine dediğim gibi ekleyip tek parçada da yapabilirdim de çok önemli değil şu anda. Muhtemelen çünkü onları satacağım veya yıkacağım neyse. Yalnız oyunun müzik sesi sanki fazla şeyi az gibi. Bana mı öyle geldi ya? Sound effect volume. Voice volume, müzik. Bir dakika oğlum ne yaptım ben? Eski basıyorum. Soundtrack volume. Tabii şunu açalım. Asıl böyle olması lazım. Tersini yapmışız. Benim hatam. Video bitti anasını satayım. Benim daha jeton yeni düştü. Durumunuz nedir abi? Alan hakkında gayet mutlusunuz. Otlar hakkında, çevre hakkında gayet mutlusunuz. Onun dışında burası özel yemekler. Şimdi biz bunları doyuruyoruz ama standart etle doyuruyoruz. Özel yemekler, ekstra yemekler koyuyorsun. İkincisi de özel oyuncaklar. Bu ikisini araştırmalardan elde ettiğim bilgilerle geliştireceğim. Planet Apes Captive Bird. Ya bu da yaşıyla alakalı herhalde de. Şurada tahmin ediyorum artık yaşlı oluyor. O saatten sonra da ölüme doğru gidiyor yani. Pek bir halta yaramıyor. Adult population. Bir tane daha bana dişi getir diyor. Abi mutlu değil. Ben o kadar da bilmiyordum. Demek ki aslan tek başına mutlu olamıyor. Research complete. İlk research'ümüzü de bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Aslanlar hakkında ne öğrenmişiz? Buradan zaten gösteriyor. Eğlence için bir şey, yemek için bir şey, ekstra bir de bilgi falan diye şey ekliyor. Zoopedia'dan baktık ki hayvan bilgilerine. Orada ekstra sayfalar var. Oralara ekliyor. Çok girmedim. Dediğim gibi oyun ilerledikçe gireriz oralara da. Habitat'ta ne gelmiş abi? Oyuncak gelmiş. Rubber pad. Oyuncak olarak geçiyor değil mi? Galiba. Sırtını falan kaşıyor yanlış bilmiyorsam bunda ya. Bir dakika şöyle yap. Şöyle koyabilirim. Şimdi şuradan baktığın zaman çıt %43 oldu görüyor musun? Bir tane oyuncak. Rubber pad. Bir tane yeterli oluyor. İkinciyi koymak neredeyse hiç işe yaramıyor veyahut da çok çok az işe yarıyor. Onun için pek bir halta yaramıyor. Biz bu Animal'dan bir tane daha şeyi nasıl buluruz abi? Kaç kuruştu bunlar? Çok kuruş. Vallahi çok kuruş. Ya bir çiftleşteler zaten erkeklerin alayını satacağız. Tek erkek bırakacağız ki aralarında en sağlıklı en gencini bırakacağız. Geri kalanı satacağız dediğim doğaya bırakacağım. Bu doğaya bırakma puanı. Bu puanla satış da yapabiliyorsun. Ama doğaya bırakıp seri bir şekilde de kazanabiliyorsun. Bu tamamen nakit para yani bildiğin binaları yapmak için nakit parayla da bir şeyler satın alabiliyorsun tabii de. Sağlam hayvanlar nakitle alınmıyor abi. İnsanların hepsi şu puanı kasma peşinde buna dönmüşler. Deli gibi herkes onun peşinde.
Şimdi herhangi bir sıkıntımız, derdimiz, tasamız var mı? Ne almışız? Claim report. 1000 dolar kazanmışım. Guest number. 300'ün üstünde ziyaretçi gelmiş. Bu da evrensel. Herkesin kastı. Ne diyor? 50 bin tane, 90 bin tane maymun. Western Lowland gorillasından 91 tane, 90 bin tane serbest bırak nedir ya? Release. Doğaya bırakacaksın herhalde. Bu biraz kaymış yalnız. Şu mu? Edit grup M diyelim. Oğlum M. Burada mı sıkıntı olmuş? Şu şekilde tam oturtalım. Çok da hani dikkat etmiyoruz dediysek de bu kadar da olmaz ya. Tamamdır. Yeterli. Evet, para geliyor. Paradan sıkıntı yok. Bu hatunun çiftleşmesi lazım abi. Şu andaki tek amacımız şu çiftlikte bu. Normalde bu kadar bile alamıyorsun. Dediğim gibi ilk başlangıcında aslan alma şansın yok da hani videoya şey olsun diye. Aha, security guard'ımız yok diyor. Lazım mı ki security guard? Kalabalık olunca demek ki security guard istiyor ya. Buyur security guard'ınız. Yok lan bir tane. Bunu çıkartma. Security guard da bu abi. Abla godumu oturtur vallahi, işte eli ağırdır onu. Yani şu anki ilk etapta yapılacak şey, research'ları yapacaksın. Hayvanın çiftleşmesini bekleyeceksin. Dediğim gibi dekorlara çok girebilirsin ama ilk etapta paran çok az olduğu için muhtemelen pıt diye para biter kalırsın. Pek fazla bir şey yapamazsın ki, fazladan harcadın bile. Yani biraz yanlış durumlar oldu. Ha, bunların fiyatlarında falan değişiklik olayı falan da varmış. Açıkçası çok incelemedim. Neler var neler yok. Bakalım. 312 dolar bu kazanmış. Bunları niye göstermiyor? Ha, binayı seçme. Pardon. Şöyle mi seçeceğim? Aynen. Binanın dışındaki kabı seçiyorum. Bu kablı bir şekilde koydum ya bunları. 1000 dolar mı kazanmış? Abicim. Şunu seç. Şu adamı, adamı. Heh. Bu kaç para kazanmış? 160 dolar. Information'dan para var mı? Information'da muhtemelen en az para... Yok. Bayağı da sıra varmış orada. 550 dolar. O zaman en fazla oyuncaktan mı para alıyorlar? Balon. 1000 dolar balondan kazanmışız abi. Muhabbeti kes. Kuyruğa bak. Hayvana bakan yok çünkü hayvanlar o tarafta. Hayvanlar ne taraftaysa o tarafa doğru kayıyorlar. Şu an nerede aslanlarımız? He, yatıyorlar. Abicim şununla çiftleşmen şart, yoksa yalan oluruz valla. Hali hazırda oyunun içinde bak, bu şekilde gördüğünüz, gözünüz korkmasın. Şimdi millet o biçim şeyler yapıyor. Öncelikle çok uğraşmanız gerekiyor. Belli bir alanda bile saatlerce uğraşabilirsiniz ince ayrıntısına kadar. Ama franchise'da dediğim gibi ilk etapta illaki böyle basitten bir veya iki alan yapacağız. Ondan sonra illaki öyle şeylere gireceğiz. Onun dışında research'lerin içinde de araştırdığınız zaman hali hazırda habitat'lar var. Direkt alan 10 numara dekorlu, çat diye yerleştiriyorsun, içine hayvanlarını atıyorsun. Sen hayvanlarınla ilgilen, çiftleştir. Ekstra oyuncaklarını ver, istiyorsan ufak tefek dekorunu yap. Artı Steam'de bir ton şey var daha, oyun çıkalı ne kadar oldu ona rağmen yığınla şey var. Yani hali hazır bir ton şey var. Dediğim gibi habitat'ın kendisi de var, sadece habitat'ın içine koyulacak dekorlar da var. Hani mesela dediğim gibi şu bayağı bir rezil durum aslında baktığın zaman, ama dediğim gibi videoda, daha ilk videoda çok uğraşmak istemedim çünkü burayı dağıtabilirim bile. Yani biraz para biriktirip abi şuraya ben bir mekan yaparım. Mekanı içine hayvanları veya hayvanları paketlerim. Burayı tamamen yıkıp o mekanı buraya kondurabilirim. Anlatabiliyor muyum durumu? Hani burası tamamen başlangıç alanı. Oyuna başlangıç noktamız. Ve bu arada ışık varmış, ben de yeni öğrendim. L'ye bastığı zaman da ışık var. Karanlıkta bir haltlar bulmaya çalışıyordum, bulamıyordum. Bir research daha complete oldu. Ne öğrenmişiz? Yok, habitat'ta. Onca para, onca araştırma. Öğrendiğimiz şey. Kutuyla oynamayı seviyorlar. Ne diyorsunuz bu işe? Bu çok ilgincime gitmişti ilk gördüğümde. Bir yerden saçma geldi, bir yerden ilgincime gitti. Ama öyle yani. Durumu.
Neyse başlangıç için fena değil. Şu anda araştırma yaptığı için bizimki burayı da tamir edemiyor. Birazdan yıkılabilir diyeceğim de yok daha %70'te. Bu azaldığı zaman burası kırılıyor. Bayağı aslan dışarı kaçıyor. Birini parçalayıp yediğini görmedim daha. Etrafta böyle manyak manyak dolanıyor ama millet çığlık atıyor, kaçıyor falan filan. Bayağı işine zarar. Neresinden bakarsan bak. Onun için elinden geldiğince tamir edeceksin. Şu pozisyonda buraya kal mekanik dediğin zaman eleman bildiğim kadarıyla işi bırakıp gelip buraya tamir yapıyor. Sonra tekrar research'a devam ediyor. Hasta olduğu zaman veteriner çağırıyorsun. Yemek istediğin zaman da keeper çağırıyorsun. Neyse hayvanat bahçemiz hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi bu aralar reddete de başladım. Buna başladım. Şey var. Ancestor of the Ancient mı neydi? Maymunu insana çevirme olayı var ya, ilk insanlar muhabbeti. 10 milyon yıl önceye gidiyorsun falan. O da var, o da yüklü. Üçü de tuzlu oyun. Üçünü de en azından bir miktar kesin oynayacağım ama hangisini ne kadar uzun süre oynayacağım, ne kadar sıklıkla oynayacağım o da size kalmış. O üçünde de ilk bölümlerinde söylüyorum. Bu bölümde de söyleyeyim dedim. Tahmin ediyorum millet bundan yana olur ama yani bu bir Jurassic World değil yani o kadar. Ya tabii ileri doğru bir ton hayvan olacak. Allah'ım uğraş babam uğraş. Ve ilk etapta en azından ilk kaç bölümde biraz yavaş başlıyorsun mecburen. Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.